Osmanlıca'daki farklı harfleri görelim. Osmanlıca'da hani Kur'an'da 29 harf. Hatta lam elif çıkartalım 28 harf var. Osmanlıca'da art olarak 3 harf daha var. 31 harf oluyor yani. 29, 30, 31. Bu farklı harfler neler? Kur'an-ı Kerim'de ya da Arapça'da olmayan, Türkçe'de olan harfler bunlar. Hangi harfler? H, J ve Ç harfleri. Onlar nasıl? Harfleri diğerlerini yazmayalım. B'nin altına 3 nokta gelmekle diyelim. 3 nokta gelmekle P oluyor. Cim'in altına 3 nokta gelmekle Ç oluyor. Ra'nın üstüne diyelim. 3 nokta gelmekle J harfi oluyor. Bir de okutucuları görelim bundan sonra. Okutucular. Elif dedik. Türkçedeki A sesiyle okutuyor. Evet. Va harfi O, I, U, Ü sesleriyle okutuyor. Y, I ve İ sesleriyle okutuyor. Ne var başka? H var. Ben de şöyle gösterelim. Ya da şöyle gösterelim. Bu da E okutur. Bazen A okutur. Bazı durumlarda diyelim A okutur. Bu. Şunu bildikten sonra dediğim gibi kolay okuma metinlerini rahatça okuyabiliriz. Şu nedir? Y, lam. Şimdi Y harfi var. Sonra Y gelmiş. Y ne okutuyordu? Birincisi harf, ikincisi okutucu. Yıl. I veya I okutuyor çünkü. Y, I, I okutur. Yıl. Peki şuna bakalım. Der harfi, elif okutucusu gelmiş. H harfi, yine elif okutucusu geldi. Daha. Ne oldu? Daha. Çünkü elif A okutur. Evet. Bir misal daha. Del harfi T okutucusu geldi. Tekrar nasıl okuruz? D'de. Evet, şunu nasıl okuruz? B'den sonra vav gelmiş. Bu nedir? Bu. Bo diye bir şey yok. Büyü diye bir şey yok. Bu diye bir şey var. Devamına göre bir şey. Değil mi? Böyle diye bir şey yok. O yüzden bu diyoruz. Şimdi Osmanlıca çok hızlı yazılabilir ve çok hızlı okunabilir. Çünkü şekilseldir. Hani böyle bütün harfleri tek tek görmeye, neyden sonra ne gelmiş bunu görmeye ihtiyaç yoktur Osmanlıca'da. Resimsel olduğu için, şekilsel olduğu için kelimeler ezberlenir. Birkaç defa tekrar da ezberlenir karşımıza çıktıkça. Artık böyle aynen elma armutik olur. Yani harflerle uğraşmayız. Resimlerle uğraşırız adeta. Tak 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 sayarız. Çok hızlı okunabilir o yüzden. Böyle bir şey var. Bazı harfleri tabii yeri geldikçe inceleyeceğiz. T harfi diyelim. Ba sesi. Bu hem kalın T hem kalın D sesiyle kullanılabiliyor. Tamam. İkisinin yerini karşılıyor. Diyelim ki vav geldi. Bu do olabilir, to olabilir, tu olabilir. Sonrakine baktık bu sefer. Ne oldu böyle? Kalın D sesini verdi. Ama tü olmaz mesela, dü olmaz. İnce sesler neyle yapılır? T ile yapılır. Ne oldu buraya kadar? Bu kar olur. Mesela kefle yazılsa, mesela bu ne olur? Kar olur. Kar, kefle. İnce olarak yazılır. Buna devam ediyoruz. B, vav, bir de nun. Karbo. Kef harfi, vav, okuducusu. Mim, vav, ra. Kömür. Şunu bilelim bak, şu Kur'an'da da öyle. Her bidiş bir harftir. Yani şu B olabilir, şu nun olabilir, şu T olabilir, bu Y olabilir. Her bidişi burada boş görmeyin. Mesela şurada iki bidiştir. Y harfinin. Sonra Ç gelmiş. H, Y ve Ç. Hiç. Bu. Bak burada nazal ne var? Nun diyor. Nun gibi okuyacağız. Aslında nun gibi okumaz da. Benzer yani. Şehrin. Yetişmez mi bu şehrin? H
ha, lam, haf, nun, he. He böyle de yazılıyor. Halkına. Halif diye falan okumayalım. O zaman elif gelir. Halkına. Evet. Nun, ayın, mim, te. Bu nimet. Arapça. Nimet. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet bari? Evet. Arapça neden biliyoruz? Evet. Habibi. Yine Arapça kelimeyle devam ediyoruz. Elif, kef, ra, mim. Ekremin. Habibi Ekremin. Yari. Yar. Eba. Habib Ekrem'in yari Eba Eyyub el-Ensari diye. Orada şeyde, tabloda var, kıble tarafında.